Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Hanımlar beyler, herkese iyi akşamlar. Burası Virgin Radio. Bendeniz Mesut Süre. An itibariyle Rabarba başlamış bulunuyor. Günlerden Perşembe. Merhaba beyler. Ne bekledin bizden? Sessizlik oldu. Ne dememiz gerekiyordu? Beyler, çok fazla sesiniz. Çok patlıyor. İlker konuş bakayım. Merhaba. Şu an bana hiç gelmiyor ama. İşte geldiği kadar. Şu an bana geliyor. Azıcık mutlu et konuğunu ya. Böyle bir şey var ya. Geldiği kadar diye geçiştirdim. Hayır ya. İki saat var kadar. Çözelim ama, şunu. Ama ben şu an yayını düşünmek durumundayım. Konuk yine önemli. Konuk yine başımın tacı ama patlar. Ama yani konuğa da olduğu kadar diye başlarsan bu işe. Ya birader. Bunun arası olmalı. Eğer içine sinmiyorsa kalkar gidersin ya. Nedir tak yani? Tak diye bir kapı sesi geliyor. Sessizlik. Küt. Ne kadar yeminle yapmam yayını. İlker şimdi ben sinirlenip kalksa gitse Allah be abi, burada bir sürü These Days şarkı var. No One Knows filan. Antikotin alayını dip dibe koyarım. Derim ki bu akşam Rabarba yok. Dostum gidiyor benim. Kardeşim gidiyor derim yani. Yayından önemli. Bari slow çal ben giden. Burada coşmuş hala. Dostum gidiyor ama hep hareketli sen parçalar. Sen mesela sinirlenip gitsen İlker'le devam ederim. Ya bu nasıl bir başlangıç arkadaş ya. Hayır, ederim. Sen yine iyi bir noktada duruyorsun. Çünkü arkadaş. Beni kazanmaya çalışırken seni kırmaya başladı. Hayır. Kalbin kırılmasın. Sen daha yayın yapmayacak kadar emek sarf etmedin Rabarba için. 3 senelik konuksun oğlum. Anlatabiliyor muyum? Yani kaç seneden sonra başlıyor? 10 adam 10. Ne abi 7 sene boyunca gelip gidip ondan sonra. Ondan sonra istediğin gibi kalk git. Ama herhalde bizim de bir kere şov hakkımız var. Tabii. İkinciye kalksak. Bir tane. Televizyon programlarında bazen kalkıp gidiyorlar ya. Acayip hoşuma gidiyor benim yani. Evet. Kalkıp gidip ben bir kere yere oturan gördüm. Arkada ikna etmişler. Tekrar geldi 10 dakika sonra sinirli taktılar böyle mikrofonunu. Yayın devam ederken. İçeriye böyle teknik elemanlar girdi. Mikrofonunu taktılar. Valla bir haber kanalında. Ben bir kere Beyaz Show'da çalışırken. Şöyle bir plan yaptılar. Dediler ki bir tane konuk gelecek. O konuğa da bütün seyircilere çiçek dağıttılar. Beyaz çiçek. Evet. Yani belki 600 tane çiçek dağıttılar. Ondan önce de isim vereyim bir tane şarkıcı. Ver. Vereyim şey Sıla. Tamam. Sıla'nın da haberi yok. Sıla ile ilgisi de yok konuğun meselenin yani. Tamam. Kadıncağız çıktı. Hani o Beyaz Show'da önce şarkıcı çıkıyor ve şarkısını söylüyor ya. Şarkısını söyledi. Ondan sonra sürpriz konuk çıkacak. Alakasız ünsüz bir adam yani. Ama ona şov yapacaklar. Enteresan bir şey olsun diye yapıldı bu. Yani tamam. Aksiyon komedi yani. Bir tanesi dayanamadı. Önden Sıla'ya tek bir çiçek attı abi. 599 tamam. Tane seyircide kaldı. Tamam. Sıla da teşekkür etti. Çiçeği aldı oturdu abi. Ondan sonra öbür hiç tanımadık adam çıkıp 600 tane çiçek atınca Sıla bir bozuldu abi. Ana. Reklam arasında kalktı gitti. Dönmedi sonra. Ha. Dönmedi mi? Ha. Gitti. Beyazıt da peşinden koşturdu. Çok güzelmiş ya. Ulan anlat böyle şeyleri ya. Ya işte ben... yolda anlattılar falan filan. Ondan sonra gitti abi. Dönmedi geri. Dönmedi. Kadir İnanır'a da böyle bir şaka yapıldı. Kadir İnanır'ın yanında bir tane vatandaş oturuyor. Bunlar beraberler, herkes vatandaş tanıyor. Kimse Kadir'i tanımıyor. Kadir İnanır'a telefon veriyorlar, fotoğrafı çeker misiniz falan diye. Bayağı çıldırmıştı o da. O da çıldırdı mı sağlam çıldırıyordur kesin. Dün akşam ağır abi. Demet Akbağ bir şaka programına başladı bir tane kanalda. Yapıyordu zaten. Kendisi, ha, dün akşam ben bir bölümüne denk geldim. İkinci sezonu. Ha. Öyle mi? Sezen Aksu'nun oğlu var Mithat Can. Tuba Ünsal'la bunlar kahvaltı ediyorlar. Tamam mı? Ama böyle doğallar ha. Çok da sevdim Tuba Ünsal'ı. Böyle muhabbet. Hoş beş. Sezen'e mesaj atıyorum diyor şu an. Evladınlayım falan. Onların da öyle dünyası işte WhatsApp'tan. Bilmem ne. Evladınlayım. Sonra vallahi bak. Grup var evlat diyor. O kelimeyi kullandı yani evladındayım. Bir tane kız böyle göğe Mithat Can'la ara ara buluşuyormuş da abisi de varmış falan. Ondan sonra problemli bir abisi varmış. Önce kız geldi sonra abisi geldi. Demet Akbağ diyor ki kulaklıktan abisine. Çok sinirli abisi ama bir anda diyor bayıl. Sonra adam böyle yerlere yattı bayıldı. Tuba Ünsal üstüne çıktı böyle şey dili içeri kaçmasın diye böyle dilini çekmeye çalışıyor dışarı falan. Böyle şaka yapılmaz oğlum. Çok, çok sert değil mi ya? Evet Demet Akbağ geçen sezonda da öyleydi. Hakimmiş yalnız. Hakim. Ben çıkarıyor. Ben de sen bilmem yani. Tuba Ünsal soğan koklatmış. Çantasında varmış. Kırık olsa duramaz demiş. Sara diye var. İşesin. Tuba Ünsal işemiş. O anda her şey ortaya çıkar ya. Tabii. Yani ne kadar ünlü olursan ol, eğitimli olursan ol. Kriz anında çıkıyor kişiliğin. Hem öyle. Kriz anında çıkıyor. Ben mesela aynı Demet Akpan programında şeye şaka yapıldı. Bu bir tane dağıldı şimdi. Model. Modelin solisti ki Fatma. Fatma Turgut. Nikah bastı da bir tane aile. Göya düğün. Bu da şahit.
Ondan sonra bir arkadaşı yani. Fatma Turgut'un çok yakın arkadaşı yapıyor şakayı. Tamam mı? Fatma Turgut şahit olmayı kabul ediyor. Gidiyor evlendirme dairesine. Kız tarafı da geliyor, düğünü basıyor. Biz diyor bu düğüne izin vermeyiz. Bu çocuk şarkıcı. Bunun geleceği mi var ki? Falan filan diye böyle. Fatma'yı zedeleyecek. Kızı arada nerede bırakıyorlar kızı falan. Ne kayıp ya. Ya bir, bu şakanın da bir ayağı olması lazım. Düğün toplam mı şakaymış? Toplam. Oo. Damadıyla geliniyle. Oo, prodüksiyona bak. Gelenleriyle tamamı bir şaka yani. 2-3 tane oyuncu serpiştiriyorlar, diğerleri vatandaş. Şaka yani. Bağırmalar, çağırmalar, düğün basmalar. Ya böyle hayatlar da var ya, şaka şaka gezip hani vatandaş günlük 100 liraya. Ha, sürekli bir ünlüye şaka yapılıyor, bir parçası yani. Ha, onu izleyeyim, bunu izleyeyim. 20 liraya 30 liraya böyle talk show'ları izlemeler, bir şeyler. Ablalar var ya böyle, hani biz de zamanında bir program yaparken görmüştük. Bir kadın var mesela, bir mahalleden sorumlu. Tabii. Evet. Diyorlar ki işte Seda Sayın'ın programı var, 100 kişi bul. Onun böyle hazır 100 kişisi var, otobüsle geliyor. Ha, tabii. Süpervizör işte o da. Aslında o mahallenin süpervizörü. Ve öğrenmiş zamanla hani işi nasıl alınacağını. Ya hatırlamıyor musunuz? Ellerinde sandviçlerle bekliyorlardı ya insanlar yani. Tabii. Yani acıktık biz falan diye. Bir gün şarap dağıttılar sevgili seyirciler. Gerçek şarap. Seyircilerimize. Ondan sonra 8-10 tanesi küfelik olunca sonra onu meyve suyuna çevirdiler öbür bölümlerde. Bedava şarap diye sarhoş olur mu? Allah Allah. Hani biraz rahatlarlar daha fazla gülerler diye başladı ama. Gözünü içine kusan adam var ya. Böyle tuvalette düşen oldu, beyin kanaması olabilir diye ambulans geldi. Yani nerelere gidiyor iş? Bu akşam sevgili dinleyiciler film konuşacağız. Zaten Mimar Sinan sinema televizyon mezunu İlker Gümüşoluk ve bir film programı yapan Hürriyet.com.tr'de devam mı? Devam. Sinefil programı evet. Yapan anlatan adamı bulmuş gel 7. sanat konuşacağız. Ve ayda bir film izleyen Mesut Süre. Ne zaman kanalda iyi film olsa kaçırmayan Mesut Süre. Ben arıyorum bazen. Mumya var, çabuk aç Mesut diye. Sana şunu söyleyeyim. Abi gladyatör var, çabuk. Çabuk. 23'ten sonra yayınlanan filmlerin hepsi güzel oluyor. Böyle bir tespitim var. Vallahi bak. Televizyonda 11 ve sonrası film yayınlanıyorsa o film iyidir baba. Hiç mümkün değil öyle Anaconda ondan sonra... Anaconda ya. Arkadaşım Max. İşte arkadaş onlar değil yani. Hep böyle festival filmleri demeyeyim de A kalite filmler. Aksiyon. Aksiyon, Robocop. Onların da iyisi yani. CDC'nin müthiş film abi diye önereceği filmler işte. Bir filmin aksiyon filmi olduğunu nereden anlarız? Instagram Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yığınız. 0212 368 62 20'de telefon numaramız. Buyursunlar, arayınız sevgili dinleyiciler. Bir filmin aksiyon filmi olduğunu nereden anlarız? Giden bir trenin vagonları üzerinde dövüşülüyorsa o film aksiyon filmidir. Ben de sanki hiç... anlardık dövüşülüyor. Onun daha başını sormuyor musun? Herhalde bilim kurgu budur. Eğer bomba patlıyorsa bu aksiyondur belli diye. Hayır bir dakika ya. Ama şimdi benim her örneğime böyle itiraz trenin üzerinde dövüşülüyorsa bu aksiyondur. Değil midir birader? Çok daha öncesi... Ha, kendisi sanki... bizzat bir aksiyondur yani. Filme de çekmişlerse. Ha, tren gördüm aksiyondur bence. Aga her tren aksiyon olur mu yani? Tren bir kere... İstasyon şefi gördün mü anlayacaksın oradan. İçinde tren geçen filmlerin güzel olduğuna dair bir tespitim var. Bakalım ne diyeceksiniz bak. Gece 23'ten sonra yayınlanan filmler iyi filmdir. Bir de trenliyse cipsini al. İçinde tren varsa da IMDb'si 7 ve üzeridir. Ben trenli kötü film görmedim. Vallahi bak trenin çünkü çok filmografik bir durumu var. Doğru, Indiana Jones'ta tren var, müthiş bir. Her yer bak bana bir film söyle ben sana içindeki treni söyleyeyim. Bütün dünya klasiklerinden bahsedelim. Kült filmlerden bahsedelim. Sen filmi söyle Mesut, trenin saatini söyle. Vallahi bak çünkü bir tane mesela az insanın izlediği harikulade film vardır. Köprüdeki kız. Trende geçiyor. Ve böyle bir tane... ne denir ona? İşte atıyorum senin kafanda. Ha, köprüdeki kız, senin evet. Kafanda elma var. Ben onu oklan ikiye ayırıyorum. Ben kimim yani? Bilimsel. Hayır. Hayır oğlum. Hayır oğlum, bilimsel değil. Yani ben meslek olarak neyim? Okçu. Okçusun. Sihirbaz. Niye sihirbaz? Okkabaz. Hayır. Sen şarlatansın ya. Tek kelimeyle. Sen neden bugün bana yükseldin ya ilk anonsta? Yani iyi ki başında dedik ki olduğu kadar kulaklık ses bir telefonumuz var. Bakalım kim? Alo. Alo, iyi yayınlar. Hoş geldin hocam yayınımıza. Ne haber? İyilik, sağlık, sizi sormalı. Gayet iyiyiz. Buyursunlar, bir filmin aksiyon filmi olduğunu nereden anlarız?
Çekicen oynuyorsa aksiyon filmidir. Vallahi benim cevabımdan daha kötü cevap gelmez diyordum. Öpüyorum. Beni kurtardın. Ben söyleyebilir miyim aga? Buyurun. Çok dik ve uzun bir merdiven varsa oradan araba inecek belli. İniyor da araba. İniyor. Tıkır 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 tıkır. İner. Hiç mesela yaş olarak şu andaki yaşlarınızı da biliyorum. Biriniz 46. Kaç? 46. 46. Öbürünüz 32. 32. Sen ne kadar gençsin lan? Ne gencim? Bayağı iş başardın ha 32'ye yok kadar. Yok be abi. Yani. Sen mesela İlker'le hep konuşuyoruz. Ben 37'yim ya. Hep işten içe daha 5 senem var diyor. Benle ilgili. Vallahi... Ben 37 olduğumda nerede olacağım değil mi? Mutluluk var içimde. Var var. Hep böyle olur çünkü yani. Mesela sana da bakınca ben mutlu oluyorum anlatan. 9 sene sonra nerede olurum? Diye baktığımıza. Yani çok iyi bir yerde değil olmazsın. Hayır yani 46. Bana bakma yani. Yıl olarak işte sana bakıp seviniyorum. Hı. Daha vaktim var diyorum. İlker'e bana bakıp seviniyor. Hep böyledir. Bir tane 25 yaşında komedyen de İlker'e bakıp der ki yani 7 senede ben nerelere gelirim. İşte oralara da gelinmiyor yani. Tabii canım. Anladın mı? İlker gerileme diye bir şey de var. Var. Abi. İlla yani, ilerleyeceksin diye bir şey. Sen 37'inde normal meslek yapan bir insan olabilirsin. Olabilirim. Evet. Dümdüz. Ha. Yani bakkal olabilirim 37'inde birden. Olur. Her şeyi bırakmış. O yüzden çok fazla yükselme yani. Heveslenme hemen. Hiç böyle bir merdivenin niye böyle ya? Hayat dersini aldık. Allah gel bu yani sonuçta tecrübe konuşuyor. Hiç bir merdivenin başından bakıp ben burayı çıkamam deyip vazgeçtiğiniz oldu mu? Yok. Ben kesin. Vallahi bende de çok oluyor. Yani öyle bir merdiven ben görmedim. Vazgeçiyorum yani. Hani merdiveni görüyorum, dolanırım diyorum taksiyle. Gene de bu merdiveni çıkmam diyorum. Ya bazen yürüyen merdivenler arızalanıyor ya mesela. Ha. Ben tamamen fikrimden vazgeçiyorum. Gitmiyorum oraya. Onunla mı uğraşacağım? Aşağı inen yürüyen merdivenin arızalanması o kadar koymuyor. Evet. O halloluyor yani. Bir de o yürüyen merdivenlerin basamak ayarları yürümek için değil. Daha geniş ve yüksek ya. Evet. Adamın gereğinden fazla yürüyor. Ben hiç planımı değiştiririm. Bir daha bir çok köşeli baldırı falan çarptın mı mahvoluyorsun yani. Hakikaten şey mi onlar? Daha mı yüksek? Ya ben yarın gelirim falan diyorum. Ya. Bir tane deney yapmışlar. Merdiven var. Tamam mı? Bir tane basamak acık böyle 80 santim, öbürü 1.10. Öbürü 75 santim, öbürü 90. Farklı farklı yükseklikte. Ondan sonra merdivenden ve kimse çıkamıyor. Çünkü kas refleksi diye bir şey var. Sen yani benim anlattığım anıyı mahvettin. Hayır. 75, 1.10 falan. Bu anı böyle değildi. Kimin ya bu anı? Ben oğlum şu an ben bunu geçmişte... Şu an yarattım ya ben bunu. Ben çıkardım ortaya. Ben bunu geçenlerde okudum. Buyurun. Şimdi tüm basamaklar aynı uzunlukta. Bir tanesi 1 santim uzun. Tamam. Herkes oraya takılıyor. Ha tam bak. Aga 80 santim 1.10 falan yani. Buna takılırsın zaten. Kimse çıkmıyor dedi. Yani benim dediğim şey gibi süpan dağı gibi bir şey. Çok kötü anlattı. 75 santim 1.10 80. Çıkılamaz canım benim dediğime. Telefonlar da gitti. 0212 368 62 20. Instagram'dan da yazın. Bir filmin aksiyon filmi olduğunu nereden anlarız sevgili Rabarbacı? Cevaplar gelmeye başladı bile. Şimdi Can Rene varsa gelmiş ama yani oyuncu bazlı değil. Biz biraz daha film karesi bazlı, sahne bazlı konuşalım. Bir el direksiyondayken diğer eliyle arabanın tavanına çıkmaya çalışıyorsa. Ne demek o? Bir el direksiyonda. Ha başkası herhalde sürüyor arabayı o esnada. Ha. Ne acaba? Ben öyle anladım. Bir eli direksiyonda. Öbür eli oynaşta. Ben şey diye ayarlattım ya. Diyor ya sen de kontrol diyor yandaki arabayı sürerken. Bu yukarı çıkıp arabalara ateş açıyor falan mı acaba? Öyle olur ama bu dediğin mümkün değil zaten. Nasıl çıkacaksın tavara? Araba gidiyor. Alo. Alo. Selam Mesut. Hoş geldin hocam yayına. Ne haber? Hoş bulduk. İyi siz nasılsınız? Nasıl anlarız bir filmin aksiyon filmi olduğunu? Böyle esas olan yani bir patlama olur bir sahnede ama esas olan o patlamaya bakmaz. Arkası dönüktür o patlamaya ve yürür yavaş adımlarla yürürse o filmin aksiyon filmi olduğunu anlarız. Yani kameraya doğru yürür arkası yanıyor. Aynen öyle. Patlama da var. Aynen öyle. En sevdiğim. Öpüyoruz. Bir binanın yıkılma kararı alınıyor ya patlatıyorlar binayı kontrollü. Evet. Çok keyifli bir şey değil mi ya onu izlemesi? Evet. Hayır evet, ortada bir suç da yok. Bizde pek olmuyor herhalde. Suç da yok bir şey de yok ama müthiş bir şey ya. Hmm. Hani ona diyorlar ki bunun yıkılması lazım artık. Otur izle yani. Ya ben... Çekilecek önce tak aşağıdan patlıyor bir sessizlik oluyor. Müthiş ya. Bununla alakalı çok komik video izledim. Tam dediğin konuyla alakalı. Amerika'da bir binayı işte dinamitle patlatacaklar kontrollü. Ama çok yüksek bir bina ve herkes toplanmış. Bir tane adamın çocuğu var yanında. Yavrum dur falan diyor İngilizce tabii böyle. Çocuk bir yerde çok şımarıyor. Çocuk eğilirken bina 3 saniyede yıkılıyor. Aa gördüm ya. Adam bir dönüyor yok bina. Hayatının en güzel 3 saniyesini çocuk çaldı ya. Çünkü evet anlık bir şey. Bir dur ya derken çocuğuna bakarken. 3 saniye abi. Evet. Kanka, babalık, fıf diye yok oldu bina. Babalık böyle bir şey işte. En güzel anları kaçırdığın bir hayatın varsa ya annesindir ya baba. İşte bu. İlker. Vay be. Değil mi? Yok o çocuk yani. O da başka bir şey. Ya. Başka bir şey o da baba. Başka ama. Alo.
Yalnızlar bunu bilir. Hiçbir anı kaçırmazlar. Alo. Merhaba abi. Hocam nasıl anlarız aksiyon filmi olduğunu? Abi eğer zengin adam bir sahnede normal bir arabaya binmişse o araba patlayacaktır. Ha, güzel tespit ha. Zengin adam normal arabaya bindiyse patlayacak. Güzel güzel. Aynen tespit. Abi. Peki teşekkür ederiz. İyi yayınlar, görüşmek. Öpüyoruz. Benim bir tespitim var. Bilmiyorum katılır mısınız ama. Kesin katılmayacağız da. Kesin. Millet diyecek ki var. Şimdi Türkiye'de böyle seri katil filmleri falan oluyor ya bazen. İşte Türkçe dublaj yapıyoruz onlara. Şimdi seri katilin sonda ortaya çıkması lazım. Bazı filmlerde sona kadar saklanıyor falan. Şöyle bir hata yapıyoruz abi. Ana kast sayıldığı için iyi sesi seri katile veriyorlar genelde, tamam mı? Evet. Güzel sesi. Yani şeyden anlarsın. Hemen en güzel anlıyorsun. Ses kimdense de o belli seri katil yani. Evet. Bu ana kast, yazık olmasın yani diye. Yani Türkçe izliyorsak dublajlı. Tabii tabii dublajlı izliyorsun. Öyle bir şeyiniz var mı dublajlı izlemem? Ben. İzlemez misin? Asla. Hadi ya. Vallahi asla. Ben sıfır. Orijinale bayılırım bu arada. Ben sadece yani şöyle İngilizce altyazı koyuyorum çoğunlukla. Hı-hı. İngilizce filme İngilizce altyazı koyuyorum. Neden? Öyle. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ha. O zaman abi zaten bu başka bir mertebe. Yani, İngilizce mi? İngilizce altyazı. Bu mertebe. Hayır, sadece dili kaçırabiliyorum. Bir sürü aksan, lehçe bilmem ne. Okuyarak kafadan İngilizce altyazı koyuyorum. Altyazı okuyacağım diye çok detay kaçırıyorsun bir yandan, evet. Da ama. Öyle de bir şey var. Yani en güzel sahne. Her sahnenin yarısı gidiyor. Fazlası düşünce. Abi. Herkesin baldırına bacağına bakarak. yüz ifadelerini hiç görmeden film. Halı göre göre bitiyor film ya. Olmuş 1 saat 20 dakika halı görüyorum kırmızı halı. Ne yapayım? Orada yazıyor çünkü. Bir de rengini bazen ayarlayamıyorlar. Beyaz fona beyaz yazı. Sır. Madem arkadaş ben şunu anlamıyorum. Altyazının mesela illa beyaz olacak diye bir şey var mı? Yok. Bunu ayarla. Bazı sahnelerde siyah yapıyor yazıyı. Bazen yapıyorlar. Sarı yapıyorlar. Hiç görmedim. Ama bazı sahnelerde değişirse o zaman da algın mahvolur ya. Mahvolsun. Evet. Bir sarı, bir kırmızı, bir yeşil. Ama o kadar değil oğlum. Ne oluyor yani, diye. Rengarenk olsun demiyorum. Ama yani beyaz fonada beyaz yazı olduğumu göremiyorsun. Hiçbir evet. Şey göremiyorsun. Anlamıyorsun da. Bir tane laf anlıyorsun. Ekros diyor ama ne diyor bakalım. Şeyde vardı o ya. Jim Carrey'nin Aman Tanrım'da galiba. Ha. Morgan Freeman'la bembeyaz bir yerde konuşuyor. Evet. Bakıyorsun ne oluyor acaba diye. Tabii haka yani Tanrı'yla konuşuyor. Orada kesin birisi şey diyordur bunu yapanlardan altyazı koyan. Orasını da anlamayı versin. Ne konuşacak abi Tanrı'yla? Zaten herkesi karşımıza almayalım. Şey hatırlar mısınız ya? Orayı İngilizce bilenler. Mesela CD aldığın zaman artık kimse almıyor da bir yerde altyazı yok oluyordu. Uzun bir süre yok mesela. Evet. Sonra tekrar çıkıyor. Evet. Resmen üşenmiş herif ya. Bir de kayıyordu ya abi kayıyordu. Evet, of o zaten. Çok Türkçe çeviren oluyor bazen böyle. Hani çevirmiş ama bizden şeylerle çeviriyor. Öğelerle, söz öbekleriyle çeviriyor yani. Anladın mı hani? Evet evet. Hani bizim yaşantımızla. Şimdi örnek de bulamadım. İçim kıyıldı falan. Ha, gibi gibi yani. Lafı dolandırıyorum şu an. Tam etekleri zil çaldı diyor. Nasıl zil çalsın? Julia Roberts'ın etekleri zil çalamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Julia ya o. Birazdan geleceğiz. Vaktimizi açmışız. 18.23 yayın saatimiz. Bir filmin aksiyon filmi olduğunu nasıl anlarız? Bütün hatlar aynı anda yanıyor. Sevgili dinleyiciler, sizden ricam Instagram Mesut Süre hesabına şu an cevaplarınızı yığınız. Ve Rabarbacı artık bu konuyla ilgili son çağrı. YouTube'daki Mesut Süre kanalının adını Rabarba TV olarak değiştirme kararı aldım. Ve içine de bir sürü içerik yapacağız. Yapmak isteyenler böyle canlı rabarbalar yapacağız. Kemaller başka bir şeyler yapacak falan filan. İlker'le daha konuşmadık. İlker'in belli olması sağ solu. Yani yaparsa canımıza millet ama. Tek yapmanız gereken Rabarba'yı şu anda omuz vermek. Telefonu elinde olanlar YouTube'dan Mesut Süre kanalına abone olun. 68 kişi sonra 16 bin oluyorum. Rabarba TV'yi değişti. Adını Rabarba TV'ye yapınca sıfırlanıyor biliyorsun abone. Neden? Öyle. Kim yok olmaz. Çok sıktım. Oğlum Allah o kadar korktum ki. İçime yemin ediyorum. Bir de hani Türkiye'nin YouTube elçisi sana böyle bir şey söylüyor. İsim doğrudur yani, anladın mı? Hayır şey geldi içime. Beyler bu daha böyle değil de bir hikaye olacak önden söylüyorum size. Hani biz size mi başvuruyoruz şimdi elçiliğe? Başvuruyoruz. Sen adı değiştirdin bana sordun bunu. Elçi var lan burada. O bana o şakayı yapınca ben şey dedim içimden anlık değiştirmeyi veririm. Sıfırlanacaksa yemişim Rabarba'sında TV'sinde az uğraşmadık gibisinden bir şey düşündüm. Beyler belki... LinkedIn'a yatırım yapayım. Dilekçeyle belki başvuruyorsundur bir şey yapıyordur yani. Muhtarlığa gideceğim. Ciğer filmini verdin mi oradan ad değişir. Az sonra geleceğiz. Ayrılmayınız. Ben de bakayım abone gelmiş bir yandan. 16 bin olursak 68 kişi sonra 16 bin oluyoruz. Dinleyiciler müteşekkir oluruz. Thank you. Thank you. Delirdim ben bu akşam. Beni idare edin vallahi ikiniz yapın yayını. Mesut Süre ile Rabarba devam ediyor.
Hanımlar beyler, randımanlı başladığımız Rabarba 18.31 itibariyle devam ediyor Virgin Radio'da. Sevgili İlker Gümüşoluk ve anlatan adam konuklarım, bir filmin aksiyon filmi olduğunu nasıl anlarız? 0212 368 62 20 telefon numaramız. Alo. Kolay gelsin. Hoş geldin hocam. Nasıl anlarız? Abi elinde silah, kapı çalıyorsa ve kapı deliğinden böyle elinde silahla bakıyorsa o aksiyon filmidir ya. Dışarıdaki adam elinde silahla bakıyor. Hayır, içerideki otel odasındadır. Sen bir kapı çalar böyle. Hemen kalkar yataktan elinde silahla. Delikten bakar. Yani genelde... Ne güzel güldün oğlum. Sonunda gülüş çok tatlı oldu. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok zarifsin. Bay bay. Böyle yaşı azıcık geçkin ama hala aksiyon filmlerinde oynayan ünlüler var. Evet. Artık aksiyonluk bir fiziki Steven durumu. Steven Seagal gibi. He, Seagal. Ondan sonra var ya, bir sürü var yani bunlardan. Da sayamıyorum. Donald Sutherland bazen kullanılır böyle evet, filmlerde. O artık ağır abi oldu. Ha, böyle. Hani oldu sonradan şey, da bir süre böyle aksiyon... Amerikalı general o. Yaşa tabii tabii, yani böyle general titriği var onun. Tabii. İlla böyle bir... Abi dursan yeter diye kendisi. Abi sen... Kaşın gözün yeter. Sen ne bir kovalamaca ne bir koşturma. Sana ben söz veriyorum. Abi hep ofistesin ya. Emir veriyorsun sen. Ofiste emir veriyorsun. Böyle çok önemli bir toplantıda sadece yani. Masa kenarı ya. Böyle düşünüyor bir hafta. Ben sizi düşünüp arayayım diyor filan. Danısı hatırlar. Ben bir aksiyon şeyi söyleyeyim. Buyurun. Şimdi gecenin bir yerinde mesela böyle bir uçak gemisi gösterip de altına çık 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 USS Missouri falan gibi böyle yazar ya sol alta. Pasifik'te bir yer falan. Evet. Uçmuştur o film yani. 1869 Marsilya Limanı. Evet evet. O Marsilya Limanı çok kullanıldı evet, ya. Evet kullanıldı Liman. Balıkçılar böyle kasalar taşıyorlar. Anlamadığımız bir dünya zaten bizim. Tabii. Bu denizaltı mesela bir tane film vardı. Adını şimdi hatırlamıyorum ama çok böyle kült filmlerden. Kırmızı. Tamamı şeyde geçiyor. Tabii. Denizaltında geçiyor. 3,5 saat. Kırmızı bilmem ne. İlerleye izledim onu ben. İş olmuyor lan diye. 30 dakika ilerledim. 10 dakika ilerledim. Sana sen bir söylüyorum. Hala deneyiz diye geçmiş. Yani bazı filme özet geçiyorsun ve iş görüyor yani. 1,5 saatte toparladım. Bir de şeyde geçiyorsa, Chinatown'da geçiyorsa mesela Amerika'nın Çin ne deniyor ona? Çin mahallesinde geçiyorsa. Aha, orada kesin bir... Hem vardır hem de koşturmaca şeye doğru sürüklenir yani. Mutfakta koştururlar ya. Evet evet. Pazar yeri de öyle abi. Evet, belli ki kavga çıkacak. Yani. Ne zamandır öğretmen filmi çekilmiyor? Aykırı öğretmen. Böyle atıyorum Texas'ın bir mahallesinde herkesin işte siyahi olduğu, belalı olduğu bir okulda. Genç bir basketbol öğrencisi. Beyaz bir öğretmen. Beyaz idealist. İdealist. Baştan böyle bir hırgür. Ondan sonra bir basketbol takımı kurulur. Sonra çocuklara güven verir. Gangster Paradise çalıyor arkada. Ha falan. Çalıyor. Ondan sonra işte hocaya bir şey olur. Bu sefer siyahiler der ki o bizim hocamız. Bu koçum benim değil mi oğlum? Harika kardeşini anlat dedim baştan sona. Hayır aga böyle çok... Ulan, hocaya bir şey olur. Böyle, o bizim canımız ciğerimiz. Ben sana birkaç örnek vereyim. Michelle Pfeiffer'ın öğretmeni oynadığı böyle bir film var. Tamam, Gangster's Paradise işte. Ha, öyle Mesir, mi? Yaşar. Kanki Michelle Pfeiffer derken soyadını yanlış telaffuz ediyormuş gibi gelmiyor Mersin. Evet ama işte... Sanki bir hata var değil mi? Pfeiffer diye soyad olmaz ya. Ben demin Pfeiffer dedim zaten. Yani Pfeiffer da Pfeiffer. Ya gerçi onun Pfeiffer değildir aga. Başka bir şeydir bence. Pfeiffer. Pfeiffer ya. Pfeiffer derdim ben. Mesela böyle şaka yapıyordum lisede. İngilizcem iyi değil. Michelle Pfeiffer derdim. Kızlar da gülerdi. Hatırladım şimdi bak. Çok eski yani. O zaman şakayı buralarda arıyordum yani. Pfeiffer'den gelinen nokta. Vallahi böyle gülerlerdi ben de. Mizaha bak derdim. Eve giderdim böyle sırt çantamla hızlı hızlı. Allah'tan hızlı geliştirmişsin yani. Vallahi sevgili dinleyiciler. O zaman tanışaydık. Hiçbiriniz olmazdınız ha. İki hafta sürerdi radyo programı. Alo. Alo. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Mesut. Buyursunlar. Bir filmin aksiyon filmi olduğunu nereden anlarız? Şimdi filmin başlangıcı böyle sakin bir müzikle başlar. Geniş açıdan şehir manzarası. Sonra birden Esas Oğlan'ın evine girerler. O barfiks çekmeye başlar. Müzik de Rock and Roll'a döner. Orada işte bilin ki o film aksiyon filmi olur. Yaşa. Peki öpüyoruz sevgiler. Eyvallah. Bu Kill Bill'de Uma Thurman birbirlerini böyle ikiye bölercesine dövüşüyor bir tane kadınla. Bildiniz mi evde? Evet. Lucy Liu ile dövüşüyor. Her şey diyorsun sen. Gözü bandajlı olan kadın. İkisi de olur. Karavanda dövüşüyor. İkisi de olur. Bir tanesinde de çocuk var evde. Evet. Böyle birbirlerine kılıç çekiyorlar. İşte bacağını kesiyor. Oradan işte boğuşuyorlar, güreşiyorlar.
Hiçbir şey olmamış gibi kız geldiği zaman hayatım sen onlara çık falan evet. diyor. Aşağı arkadaşlar devam ediyor. Onu çoğu filmde kullanıyorlar ya. Kullanıyorlar. Çocuğa bir saygı. Burada, çocuk da o kadar mı mal yani? O sinirle çocuğu fırlatırsın. Üzerine düşmanı. Tabii abi aşağıda yani kılıç çekilmiş bana ölüm. Çocuğu mu kalmış o saatten zaten sonra? Zaten nefes nefesi sizin abi. Tabii belli yani. Hani boynunu kapatıyor falan kesilmiş boynu. Şöyle şey var, Çin filmi var abi. Şu an adını hatırlamıyorum da. Dövüşüyorlar da adam yanlışlıkla kılıçla onun bardağını kırıyor. Parasını ödeyeceğim falan diyor yani. Ulan hani evine bir zarar verdim ben bunun parasını ödeyeceğim diye. Para mı kalmış ya? Ha tabii. Adamı yani, boğazlamışsın. Bir yandan evet canına kastediyor ama. Bardakta kırılacak. Ben o kadar karakterliyim ki bardağın parasını da veririm. Gidin lan yani. Kim çekti bu kilbili? Tarantino. Tarantino. Vallahi abartılıyor. Tarantino'nun böyle bir sürü inanılacı düşük sahnesi var filmlerinde. Biz böyle... Ama onun tarzı öyle abi. O değişik bir herif. Tarzı demeyeceksin. Gerçekçilikten koptuğun an beni kaybedersin. Anlatamıyorum. Uzay filmlerini sevmem biz. Bilim kurguya zaten karşıyım tamamen. Uzay yoktur diye. Bitiriyor. Bilim kurgu yapıyorsan da tamam mı? Uzaylıyı göstermeyeceksin bana. Onun mesela Village. Evet. Köy. Bildiniz mi? Tabii Shyamalan. Shyamalan'ın filmi. Tamam. Köyü görmüyoruz orada. Ya, işte öyle ol bana. Köyü göstermeyeceğim öyle bana. Öyle ol. Diye. Aynı Shyamalan'ın Signs işaretler filminde saçma sapan uzaylı gösteriyor. En sonunda gösterince kötü oluyor. Hakim Phoenix'le orada dövüştürüyor. Evet, yürü ya. Git. Onu yapmayacaksın. Sen onu yapmadığın için Shyamalan. Orada beyzbol sopasıyla uzaylı dövüyor evet, değil mi? Evet. Ulan ya. Tabii yani. Yer bu. Bizim iki ayağı kaldırırsan onu tabii kafaya bizim sopayla da vurabilirsin. Bizim kitlerimiz vardı. Şimdiden 50 bin bileti bulduk diye girersen bir işe. Alo. Alo Mesut abi kolay gelsin yayınlar. Hoş geldin hocam. Bir filmin aksiyon hoş filmi olduğunu nereden anlarız? Abi eğer finalde battaniye, kahve ve ambulans ve omzundan yaralanmış bir adam varsa kesinlikle aksiyon film. Yaşa. Doğru diyorsun valla. Battaniye, kahve ve flört. Ambulans. Ambulans aynen. Arkasına oturmak battaniyeyle. Evet. Tabii ambulans arkasına oturmak aynen öyle. Orada işte her şeyi halleden polis memuruyla o kurtulan kadın arasında da aşk var. Kahve flörtü. Çarşamba buluşak. Evet abi bir de böyle izlerken sonunda böyle bir tebessüm oluyor insanlar. Tabii oluyor. Öptük hocam. Sevgiler saygılar değil mi? Evet. Yani oradaki flörte ben bayılıyorum. Bizde o ambulansın arkasına oturtmazlar büyük ihtimalle. Aklına oradan falan. Bir de böyle minik bir hareket eder yere oturursun. Yani film öyle bitse. Bizde battaniye veriyorlar mı bir durumda? Yok. Valla bilmiyorum. Bir de şimdi yeni filmlerde görüyorsunuzdur. Battaniyeler şeyle değişti böyle. Janjanlı yanar döner bembeyaz böyle şey. Alüminyum bir şey veriyorlar üstlerine artık. Yani öyle evet, mi? Şu an öyle. Parlıyor yani. Ha, parıl parıl parlayan bizde şilt de verirler. Birer de nargile koyduk. Tadınız kaçmıştır azıcık dinlenin diye öyle bir şey olabilir. Uzaktan gidiyor çık 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 çık. Elmanhaneydi değil mi abi diye. Ya nasıl biliyor bak. Kültürü nasıl biliyor. Allah evet, hiç bilmediğim bir kültür. Sevdiği konu oldu mu nasıl hemen oynuyor. Alo. Alo merhaba Mesut iyi yayınlar. Hoş geldin hocam. Aksiyon filmi olduğunu nereden anlarız bir filmin? Şuradan anlarız abi. Ama karakter böyle bir patlamadan kameraya doğru böyle suratına çok ciddi bir ifadeyle yürüyorsa kesin aksiyon filmidir. Tabii ki arkadan çekler. Arka komple yanıktır. Yaşa. Bir önceki anonsla mı konuştuk? Bunun başında mı konuştuk? Evet, azıcık tekrar oldu. Öptük hocam. Sevgiler saygılar. Bina kolonuna tekme atan bir adam varsa. Tong Fo. Tung. Kolonu mu? Tung. Tabii. Nasıl yani? Ne yapıyor? İşte Van Damme'ın rakibi o. Ha. Taylandlı. Abisini sakat bırakıyor Van Damme'ın. Tamam. Adam kirişte çalışıyor. Kaval kemiğiyle kirişe vuruyor. Bir de çok temel... Taşıyıcı kolonla çalışıyor. Ama gerçekten böyle bir şey görsen çok korkmaz mısın? Tabii korkmaz. Birazdan karşıya çıkacak adam kiriş dövüyor. Buna böyle vuruyorsam sana nasıl böyle vuracağım bir gör. Apartman da minik minik sallanıyor böyle. Abi yorulmuştur diye seni gaza getiren var. Onu işte yönetmenin de azıcık maharetine kalmış. Adam kolona vuracak kamerayı da minik titreçen eline. Hani böyle apartman kendini sallanmış gibi. Tık tık. Ya onu masada da hallederler. Tamam. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Hayda. Duvarda yürümeler falan var. Hep yalan. Vallahi yalan. Kamera oyunu onlar. Yapma ya. Tabii ya. Nasıl lan? Ya onlar yalan dolan işler. Ben şeyim. İstersen seni anons arasında Spider-Man yapayım. Yürüsüyorum duvarlarında. Vallahi sevinirim. Yani ben şuradayım. O duvarda yürüme sahnelerinde hep ayakkabının altına yapışkan sürüyorlar diye biliyorum. Bal. Ya da o... Odayı yan çeviriyorlar hiç aklına gelmedi. Köy balı sürüyorlar. Bal diyor. Oğlum bal. Ayağın fazla sabit kalmasın yapışırsın diye uyarıyor yönetmen. Bas çek. Hay Allah. Bal ha. 18.41 bir telefon daha alalım. O mükemmel ben sana çok gülüyorum ya. Alo. Alo. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hemen söylüyorum 2-3 tane var elimde hazır.
Bir ana karakter bir kamyon kurşunla ateş edilip vurulamıyorsa. Bir tane daha söyle yeter hocam. İkinci ne? İkinciyi söylüyorum. CIA FBI'nin geldiği ortamda hayat olsa federaller geldi diyorsa. Çok klişe hocam, öptük, iyi bak kendine. Bu tabii bizi ilgilendirmeyen de bir iç dünya değil mi? Evet. CIA, FBI, MOL, bana lan. Eyalet sistemi, federal sistem. E tamam ama yani. Kendi aralarında gerçekten tepişiyorlarmış. Daha yeni bir belgesel seyrettim, adam hakikaten dert yanıyordu yani. Bozuluyor değil mi diğeri tabii gelince? Davayı biz devralıyoruz. Şimdi şöyleymiş abi, tamam. Bir banka soygunu olunca banka evet, global şey yani ülke toplamında nasyonel bir şey olduğu için, yani bankanın 1000 tane şubesi olduğu için, senin oradaki banka şuben soyulduğu anda FBI geliyormuş. Önce yani güvenlik ama, abi. Banka güvenliği çöple yaklaşıyor. Ama senin mahallendeki banka soyuldu diye polis de geliyormuş. Tamam. Polis diyor ki bizim mahalledeki banka soyuldu. O da diyor ki oğlum banka ülke bankası diyor. Aynen. Orada kapışma oluyormuş. Orada peki hukukten kim haklı? FBI. Ha, tamam, genel haklı yani. Evet. Ha, ben var ya mesela daha üstte olsa ben kovalarım. Hadi hadi derim, hadi şunları kovalayın. Hani yerel yönetimden kim varsa işte. Öyle yapıyorlar abi zaten. Ha işte kovalayacaksın yani. Afra tafra. Alman mesela böyle bir tane şey koyuyor, geriyorlar ya böyle, o tarafa geçemiyorsun. Bir de böyle FBI hep geç geliyor ya, sonradan geliyor. Tabii tabii. Ağra. Öbürü biraz başlamış soruşturmaya. Son model arabayla diye geliyor. Ne kadar kötü abi, gelmişim soruşturmaya başlamışım, beni kovalıyorlar. O kadının mesela mağdurun gözündeki düşüşü görsene. Bitir düşüşünü. Size yardımcı olmak isteriz falan diye ben böyle konuşuyorum. O da aslında bırakıp gidecek de yani alttan ha, alıp bir şey yapamıyor. Tabii yani, ne sorunuz varsa biz çözeceğiz. Arkandan bu da tırtmış diye konuşuyorlar. FBI geliyor, git lan. Lan polis sandık. Deliymiş diye. Ona mahalleli bakıyor. Yani öyle bir şey olsa baya canım sıkılır yani. Tam hava yapıyorum, biz sizi kurtaracağız. Böyle bir saniye hocam. Sen benim seyrettiğim belgeselde bankaya bomba koymuşlardı. Bombaya da başkası bakıyormuş, tamam mı yani? Başka bir şey var. Oğlum adamlar bir madar oldular. Gerçek adam harbiden nasıl bozuldu biliyor musun? Önce bombacılar geldi, devraldılar. Üstüne FBI geldi, ondan devraldı. Adam iyice madar oldu yani. Bir kıymeti kalmadı adamın yani. Lan çok kötü iş ya. Tabii valla. Az sonra burada olacağız. 18.43 yayın saatimiz. Bir filmin aksiyon filmi olduğunu nasıl anlarız bu akşamın sorusu. Bugün Perşembe, yarın akşam 21.45'te Kadıköy'de Bahane Kültür'de her cuma olduğu gibi stand-up gösterim var. Epey tenha gözüküyor. Biletler Biletix ve kapıda Anadolu Yakası. Beni değerlendir. Hadi son bir davetiye de vereyim. Daha da yok. Instagram Mesut Süre hesabında son fotoğrafımızın altına şu anda Kadıköy yazan bir kişi yarına çift kişilik davetiye kazansın. Kadıköy. Mesut Süre ile Rabarba devam ediyor. Tüp 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 tüp. 18.52 yayın saatimiz sevgili dinleyenler. Bu hafta maşallah her akşam randımanlı Rabarba. Pazartesi de bayağı iyiydik. Nuri ve Beyza vardı. 20 yaşında kız geldi. Senle de yaptık bir kere yayın. Yaptık tıp mı? Tıp okuyan bir kız. Azıcık uzun cana. Hmm, hatırladım. Hah, o geldi Nuri ile beraber. Salı günü Kemal'leydik tek. Dün de Firuze Berbe vardı. Bugün de siz. 4 yayındır döktürüyoruz. Bedava da dinliyorsunuz. Üzülüyor. Sürekli bunu gündeme getir. Abi bet diyor. Başka nereden kazanabiliriz? Ben bu insanlara bir şey satamadım. Biz az kazanıyoruz aga. Az az. Ben satamadım. İnsanlar. Seyircinin suyunu tam çıkaramıyoruz. Tam çıkaramadım. Kırık dökük mizahlarıyla ne paralar kazanıyorlar. Biz şu evimi ben de alamadım ya bu yaşımda. Ev almayı bırak, peşinat veremiyorum. Kanki o senin yaşam tarzınla alakalı olabilir mi ya? Neden ya? Müthiş para harcayan bir adamsın. Ya öyle bir şey yok. Takım elbiseli, çok güzel cevap gelmiş. Takım elbiseli mafya tipli adam sokaktaki bir çocuğu seviyorsa ya da yaşlı birine yardım ediyorsa aksiyon başladı, başlayacak demektir. Yani aslında o mafyanın son iyi halini görür gibi. Oğlum adam muhasebeci de olabilir. Neden aga? Beyaz yakalı adam abi. Plazanın altında. Ay mafya tipi ama yani tanıyoruz oğlum filmde. Ha biliyoruz. Ha bu bilmediğimiz de olabilir gerçi. Dediği. Hani hiç bilmiyoruz. Doğru. Normal bir vatandaş birine yardım ediyor. Normal. Kurumsal dünyada çalışan. İyilik filmi. Öyle bir şey olsa mesela telefon gelse sana İlker. Merhabalar. Merhabalar. İşte şey var ya, zor ölüm. Aha. İhbarı sana geliyor. Ama kimseye haber verme, patlatırım ha. Diyorlar. Tamam, benden ne istiyor? Senden. Kimseye haber patlatırım diyor, bekliyoruz böyle. Abi ne iyi diyor. Sen diyor ki bir tane video çekelim Instagram'a koyalım. Instagram'da beni duyuracaksın diye. Kural da o. Dur ya, tamam. Etiketleyeceksin beni. Sorum tamam olmadı.
ya darphaneyi patlatacağız falan diyor mesela. Ha. Patlat abi dersin, ne yani? Ha, darphane bir de bize... Beni niye aradın abi dersin? Önce hanımı ararsın. Hayatım darphanenin oralarda dolanma diye. Bir tane Telefon Kulübesi diye bir film vardı. Evet. Çalıyor da son adam bulsun, meraktan ha. Açıyor. Sniper. Ha, diyor ki ben diyor sniper'ım. İnanmazsan diyor. Omzundan bir vuruyor. Öyle değil de tabii. İnanmazsan kotunu deliyim de gör diye. Ya, öyle bir durumda da ben kapatırım yani. Telefonu. Abi kapatıp sağa sola hareketlerle bana kızınca koşsun. Zigzag. Ya vuramaz abi. Nerede vuracak abi? Ayıdan kaçarcasına. Kapatıp çömelirim ya ben. Sen zaten ankesör telefonunu niye açıyorsun bir kere? Ha tabii. Abi bu kadar yıldır yaşıyoruz. Tabii. Hanginiz açtı şimdiye kadar? Aynen işte. Her çalan telefonu açamazsın yani. Sana değil bir şey değil. Aga. Anladın mı? Yani zaten ankesörlü telefon var mı şu an? Var var. Var, var, var tabii aga. Taksim'de falan dip dip hep. Jeton yok da yani. Kartlı vardır. Kartlı. Böyle gayet satılıyor kartlar. 30 dakika. Beyler siz ankesörlü telefondan mesaj atılabildiğini biliyor musunuz? Nasıl? Nasıl? Ben askerdeyken baya eşime ankesörlü telefondan seni... seviyorum diye mesaj attım. Ciddi misin? Nasıl atıyorsun? İşte 3'e basıyorsun. Yani normal telefonda hani ha, bastıkça o harf olur ya. Ya şu an nasıl yapıldığını hatırlamıyorum ama bayağı böyle kesin telefondan mesaj attım yani. Peki niye bizzat söylemiyorsun? Söyledim bir de işte mesajda bunu nasıl güçlendiririm diye. Arkada da ayı gibi sıra var. İlker'in harfe basmasını bekliyorlar. Abi ve 7'ye basacağım ve. Zaten şey bir şey oluyor hani askerde o sıra bozulduğu anda herkes bir ankesörlüğe koşuyor. Yani 3000 kişi 3 ankesörlüğe böyle milleti çiğneyerek koşuyorsun. Sen de orada işte hala telgraf peşinde. Seni olmadı. Seni. Annene selam. Babana. Jartiyere ufak bir tabanca ya da bıçak yerleştiriyorsa güzel bir kadın birazdan birilerini çok estetik bir şekilde harcayacak demektir. Evet. O zaman gelsin aksiyon. Tabii güzel kadının dövüşçü olduğu aksiyon filmleri daha güzel oluyor. Çok güzel kadına bu beni dövsün diyen adam var biliyor musun? Tabii. Beni mahvetsin bu ya diyor. Nasıl ya? Yani çok güzel kadın filmi o Jartiyere izlerken falan. Yani. Ha, yine kili bile döneceğim. Adamın ağzını kırsın. Adamın derdi de şey değil mi? Dayak yerken orasına burasına bakacak. Bu bana tekme atarken baldırını mutlu öperim ben. Yazıklar olsun böyle işte. Ne kadar karanlık bir adam. Abi işte o yokluk yani baya. Ağzımı kırarken öperim diye. Plana bak. Bakalım sizden gelen cevaplara. Filmin başında çok kaslı adam aile saadeti yaşayıp karısını öptüyse sağlam aksiyon vardır demiş. Tabii. Ha değil mi? Tabii çocuğuyla vedalaşacak sonra falan. Yani çok mutlu bir aile tablosu görelim ki sonra zaten bu Amerikalılarda ne anne anne ne baba baba ne aile aile bunlar bir sadece filmlerde pohpohluyorlar bu kavramları. Tamam mı? Yani benim anacığımın 5'te 1 anneliği yok orada. Biz böyle yüzyılın annesi diye Hollywood filmi izliyoruz yani. Gerçekten. Evet. Amerika'nın anası ana değil ya. Ben bunu şimdi... Küfür edeceksin sandım ya. Yok yok etmem oğlum kaç yıllık yayıncıyız. Ama yani ne anası ana. Çocuk 17'ye geldi mi git lan kendi evine. Ne babası baba. Kira alıyorlarmış oğlum 17'den sonra. Öyle bir şey vardı ben oldu benim yabancı arkadaşlarım yalanmış o. Öyle bir şey yokmuş yani git kazan demiyormuş kimse. Demiyor muymuş? Yok aga git kazan olur mu ya? Niye ya? Yok yok o işte git kazan bizde bile deniyor be abi. Baktın yatıyor git oğlum işler yap diyorsun. Herhalde de yani öyle 18'den küçükken. Şey de yok muymuş mesela garajda yaşa bundan sonra falan. Yo. Her evin bir garajı var ne güzel değil mi onlarda? Müstakil. Abi garaj o hayata ben ölüyorum ben, bitiyorum ben varım ya. Ya garajda yaşa. Ben de varım ya. Bir tane çok klasik araba garajda. Arabaya da gerek yok sürekli ya. Sürekli bozuk. Baba işte işsizlikten onunla uğraşıyor. Çocuğa diyor ki akşam diyor işte yedek lastik al, klik ol, bir şey al. Çok da anlamıyorum da. Buji al diyor buji. Karbüratör diyor. Yeni al gel diyor şeyden. Meydandan. Merkezden al gel diyor. Minibüsten gider gel işte 20 dakika diyor. Hayda iyice kız Dervent Belediyesi oldu şu an. Az sonra geleceğiz. 18.58 İlker Gümüşoluk anlatan adam. Mesut Süre kadrosuyla yayındayız. İlker Gümüşoluk'un bir oyunu var. Ne zaman? 20 Mayıs Pazar günü saat 8'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Pazar akşamı planınız yoksa planınız İlker olsun sevgili dinleyiciler. Gerçekten Caddebostan Kültür Merkezi'nde mesken edindi. Dolduruyordu orayı. Çiçek gibi de geçiyor oyunları. Biletlerin... Biletix'te ve oyun günü gişede. Pazar hatta şu anda da gişede pardon. Pazar akşamı bütün Rabarbacılar İlker'e. Az sonra buradayız. Mesut Süre ile Rabarba devam ediyor. Yarın bu şarkının tamamını çalarız. Söz.
İlker Gümüşoluk, Anlatan Adam Mesut Süre kadrosuyla yayındayız. Bir filmin aksiyon filmi olduğunu nereden anlarız? Akşamın sorusu 0212 368 62 20 telefon numaramız. Bu anonsta aksiyon filmi konuşacağız. Sonra başka bir türe geçeriz. Çok güzel tespit gelmiş Baran'dan. Alhas Baran. Havai gömleği olan siyahi. Çin restoranı. Bir adet Afganistanlı nükleer uzmanıyla siz de kendi aksiyon filminizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii genelde de bu nükleer uzmanları anlamadığımız şeyler oluyor. İşte genetik mühendisler, ondan sonra çok böyle hani enerjiyle ilgili bir takım işler. Hani biraz böyle çok kafamızın basmadığı konular daha böyle meraklı izliyoruz yani. Oo filan. Soğuk füzyon falan. Tabii. Bakıyorsun ne şeyler olacak. Şeyler dönüyor diye. Böyle. Ondan sonra işte büyük devletler karar vermiş. İşte enerji hususunda 65 milyar dolarlık anlaşma. Bak abi işte bununla alakalı film var ya. 65 milyar dolar. Biraz büyük. Bir kere biz yayında şey konuşmuştuk, Kemal ve Nuri'li yayında. Bir milletvekilinin işte aday diyelim seçim harcaması ne kadar olabilir filan demiştim. Şey çok anlamıyor matematikten ikisi de. Tamam mı? 500 milyon dolar dedi Kemal. Yok milletvekilinin seçim ayı. Oğlum ben bak 200 bin lira falan. Seni çok seviyorum. Afiş, flyer işte tabii. Bir çapsız daha. Nuri de dedi ki 60 bin lira. Oğlum dedim 60 bin lira yani bir tane otobüs kiralayıp kaç tane şehir gezeceğim. Tamam yani seçilebilecek demek değil ki yani adam 60 bin lira harcamış seçilemiyor. Tamam ama 60 bin lira harcayacaksın. Baba evi sattırmış. Baba kesin olacağım ya diye. Vallahi herkes beni tutuyor ya biliyorum. Hiç aday olma oğlum 60 bin liraysa da yani. Da yani 200 kağıt 300 peki, kağıt. Peki ne kadardır abi sence? 100 bin dolar falan mı? Yok 1,5-2 milyon lira. Bir harcamayla. Neye dayanarak? Biletteki seçti tahmin. Gider kalemi yok. Tahmin. Matbaa tanıdık olsa. Diye. Özel gider. Binlik bir top kağıt olsa. 1 milyon çok büyük para abi. Böyle bazı ürün insanı görür görmez çok mutlu ediyor. Sizi böyle sıfır binlik bir top beyaz kağıt mutlu eder mi? Hediye aldım sana. Doğum günü hediyesi. Böyle ağır taşıyorum. Getirdim koydum. Lops diye masaya. Ne saçma bir şey. Açtı. 1000 tane beyaz kağıt. Dev bir kutudan bu çıkıyor. 1000 tane. Ondan sonra ilkine de not yazmışım yani. Hepsi senin. Güzel bir hediye değil mi bu? Ya bir sürü yıkıcı bir hediye. Yani. Neden ya? Bir sürü beyaz kağıt. İnsan neler yazar? Neler çizer? Vallahi aga sana şöyle söyleyeyim. Bana çok eski bir doğum günümde çerçeve hediye geldi. İçinde de bir ailenin fotoğrafı vardı. Neden? Bu ondan kötü. Nasıl yani? Tanımadım bir ailenin fotoğrafı. Eskiden olurdu ya böyle hani bir tane tabii. Numune fotoğraf koyarlar. Avrupalı bir aile. Bak lisede ben kızları etkilemek için öyle hobilerim vardı benim. Tanımadığım insanların fotoğraflarını satın alıyordum. Kimden yani, alıyordun aga? Atıyorum işte bir tane Sönmez diye bir yer vardı böyle şey gibi. Beşiktaş'taki Sinan Paşa gibi düşün. Tamam mı? Orada bir tane böyle adam toplamış işte yanmış evlerden ya da boş evlerden. Gerçek fotoğraf. Gerçek fotoğraf. Hiç oğlum, tanımadığım yani. İnsanların fotoğraflarını alıyordum böyle bir sürü. Sahaflarda falan oluyor. Ha yaşa bir sürü böyle tanımıyorum yani. Hani böyle kadın böyle Almancı gibi adam biraz uzun boylu işçi gibi falan. Ondan sonra eve gelen kızlara da anlatıyordum yaşanmışlık adı altında. Neler olabilir sence falan diye böyle gel tahmin edelim beraber. Ha, bu benim diye. Amcam falan demiyor muydun? Yok yok. Ha, yok. Beraber gel tahmin edelim bunlar ne yaşamış olabilir diye böyle bir hobim kız var. Kız eve gelmiş yaşadığı şöyle bak. Yani o da benim gibi tanımadığı insanların fotoğraflarını yorumluyordu ama çok eğlenceli oluyordu. Bir çay daha tabii koyuyordu. Bunu bir de kızdan dinlemek lazım yani. Yok yok herkes çok eğleniyordu ya. Çayımızı kahvemizi koyuyorduk. Çekirdeğimizi üzümümüz. O zaman tabii seksüel bir aktivite de yok. Yaş küçük. Aga biraz da senin sayende yok. Neden ya? Sen engel olmuşsun seksüel aktiviteye. Hayır aga o yaşta zaten daha. Gurbetçi fotoğrafıyla ne olabilir yani? O zamanki ile şimdi farklı yani. Erken yani o zamanki. Şimdi lisesiyle 95'in lisesi farklı. Şimdi millet 12 yaşında. Sen oğlum ne hayatlar yaşanıyor lan? 13 yaşında adamın sevgilisi var ya. Bizim öyle miydi? O zaman öyle değildi. Sizce güzel fikir değil mi bu? Tanımadığımız insanın. Müthiş. Şöyle kadar iki fikir koydum ortaya. Bir top beyaz kağıt dedim. Tanımadığımız insanların fotoğraf dedim. Ben var ya bu ya dün Firuze ile Merve'ye söylesem bunları şu anda ışıl ışıl bana bakıyorlardı çipil çipil. Size söylüyorum iki tane anlamadım. Neyi hangi gün söyleyeceğini bileceksin. Bu perşembe söylenecek bir şey değil. Vallahi değil. Hiç çarşamba sana söyle bana. Vallahi değilmiş yani. Ama beni mesela kırtasiye çok mutlu eder aga. Top kağıt değil ama kalemdir, silgidir tabii, falan. Tabii. O renklilik bayılırım. Böyle bir çanta sana kırtasiye malzemesi. Bayılırım aldım. Ya kalem böyle kutular. 300 lira masraf yapmışım pasteliyle. Bayılırım ya. Ben geçen kaliteli kalem alayım dedim.
Oğlum kalem mi? Yok şey işte dolma kalem tükenmez öyle bir şey. Kalitenin kalemin ne kadar pahalı olabildiğini gördüm. Tabii sana de. Şunu söyleyeyim 1300 liraya kalem var. Vardır. Ha böyle şey ama mürekkebi de yanında böyle bir hayır şey var ya yani, mürekkebin de mürekkepliği var. Estetik bir kap yapmışlar. İyi bir gözlük almak gibi düşün yani. Kalem de böyle dik duruyor. Kabın içinde. müdür mü olsun? Vallahi. Yanda zımba. Belgeç. Bir tane stampa. Opa. Yani bir aklım çıktı. Benim yani kaliteli kalem. Sen ben 60'a 70'e bir kalem alayım diye gittim. Tamam mı? Kaliteli. Nereye gittin? Devlet malzeme ofisine falan mı gittin abi sen? Fisko birliğe gittim. Fındık aldım çıktım ya. Hayır. Hay Allah. Ya şey çok ayıp değil mi? Pilsiz satılan oyuncak. Evet. Çok büyük para veriyorsun da pili yok diyor. Ulan pili de koy ya. 500 lira vermişim. Bir ara pil sektöründe ben pil mafyası olduğunu düşünüyorum. Bu kalem pilin dışında da pil ebatları üretildi. İnce kalem. Ya ince kalem. Büyük devler büyük var. Büyük devler. Ya bu olmamalı yani. Aynı pil. Şimdi mesela. Bir de moral bozukluğu. Pil alıyorsun onu inceymiş diye. Bir tadın kaçıyor kumanda. Şimdi mesela şarj aleti konusunda bir takım telefon firmaları ortak şarj aleti kullanalım diye önerge vermişler. Kanun hükmünde kararına. Bu verildi ya işte kullandık ya 5 yıldır. Ondan sonra bu en bilindik marka var ya çok satıyor şimdi 7-8 çıkıyor. O evet. Da demiş ki ben demiş şarj aletinden dünya para kazanıyorum ben yokum. Ben hatta telefonu bırakıyorum demiş. Ben kılıftan yürüyeceğim demiş. Ben araç tutacağımdan yürüyeceğim. Beni rahat bırak. Sence... Siz ne yapıyorsunuz yapın kardeşim? Araç tutacağını bana bırakın. Ne halt ediyorsunuz? Benim dışımda kılıf üreten olursa karşısında benim olur. Yemin ederim ne 8 ne 9 çıkaracağım. Sadece kılıf. Renk renk kılıflardan ama valla dünyaları yaparsın yani. Ya biz işte akıl edemedik. Selfie çubuğu bende. Gerisi sizde. İlk daha bu cep telefonu ilk ortaya çıktığı zaman azıcık ayık olmalıydık. Yani bunun evet. Aksesuarı büyük para belli tabii. Ki. Tabii. Benim kılıfçı tanıdığım abi vardı. Bayağı üretici yani. Öyle sattı mi? Sonu yabancılara ha. Vay. Vallahi. Ya bak işte mesela kılıfın markası da yok. Var var. Öyle mi? Var abi. Yani kılıfta bir numara diyeceğimiz. Var vallahi var ya. Var mı? Var var. Kılıf alacaksan Zenno'dan alacaksın. Gibi böyle. Zenno kılıfları. Böyle aynen gerçekten var. Yapma ya. Tabii. Çok şaşkınım şu an. Kaliteli kılıf var berbat kılıf var yani. Tamam işte akalite kılıf. Kılıf var telefonunu korumuyor. Telefonla zarar veriyor. Çıkarıyorsun çizilmiş telefon. Ben geçen gün şey alayım dedim. Telefona bu hani önleri çizilmesin falan diye. Hani çekiçle vuruluyor falan bir şey oluyor aha. Ya. Ondan alayım dedim. Oğlana dedim ki kaç para dedim. Abi 180 lira dedi. Oğlum 180 liraya dedim şey mi olur? Bir de var 20 lira abi dedi. Hangisini alayım sence dedim. Bütçene göre abi dedi. Tabii. Yani tamam bütçene göre de 20 liralığı dedim bana niye hani bir övsene bana bir şey yapsana söylesene. Ya abi 20 liralık işe yaramaz abi dedi. Abi 20 lira şoku emmiyor diye. Nereye yükler o? Telefonun dışında şok emiliyor yani. Ha, üzerindeki ben... o kaplama onu yayıyor atıyor. Bırakıyor yola. Kavram bilmiyorum. Sen biliyor muydun? Tabii. Yani daha pahalı olursa başka telefonlara kadar ya böyle etrafı ha, bir ara bir telefon. Çekişle vuruyorsun hiçbir şey olmuyor. Patlayıp abi. Duruyordu bir ara bir telefonun bir ürünü. Yerisi. Şarj aleti patlıyordu. Ha kendi patlıyordu. Ha evet. Ha, cepte mepte. Bom, bom, uçaklarda falan anons geçiyordu. Geri toplandı sonra filan. Ne acayip. Onu ucuza satıyor ben biliyorum yerini. İmraniye'de bir depo var. Tüm toplananları 200'den veriyorlar. Mal gitsin ya. Patlamaz patlamaz. Belli mi olur yani? Ananıza babanıza verin. Siz kullanmayın ama diyor. Her 10 taneden bir tanesi patlıyor abi. Ben alırım. 10'da 9 patlamıyorsa. Ben de alırım vallahi. Güvenerek alırım. 10'da 9 çok yüksek rakam abi. Nasıl ya? İyi işte 90 yani. Yüksek. Hayır 10'da 1'inin patlama olasılığı çok yüksek. Neden? Patlayınca bacağını falan patlatıyor abi. E tamam bak ya 10'da 1 zaten patlayacaksan yine patlarsın. İşte hoparlörde konuşuyorsun abi uzak. Eğer kaderinde patlamak varsa yine patlarsın. Önüne geçemezsin. 10'da 9 şansın varsa onu kullan. Böyle arkadaşına vereceksin abi bir arasana benim hanımı ya falan diye uzaktan. Soralım dinleyicilere. Herkesin şu anda kendi hayatı için ne kadar risk alabildiğini görelim. Sevgili dinleyiciler bir tane marka var. Diyorlar ki 10'da 9'u sapasağlam. 10'da 1'i patlıyor. Ve en son model bir İyi cep yani. Telefonlarının bütün özelliklerini 4 kamera sen daha iyi biliyorsun ince ekran başka ne denir ona ondan sonra kızıl ötesi giderek büyütüyorsun işi hepsi var yani Paint
Mayın tarlası, soliter hepsini yükleyebilirim. Snake var mı abi? Snake? Var var. Yani çok iyi bir telefon. 10'da 9'u sağlam, 10'da 1'i patlıyor. 200 liraya. Kesin patlıyor mu peki? Kesin. Patlayacak 10'da 1'i yani. Kesin patlayacak. Alır mısınız, almaz mısınız? Şimdi burada yapalım. Cevaplarınızı... Bunu bedava mı veriyorlar? 200 lira. Ha 200. Instagram Mesut Süre hesabından cevaplarınız şu anda iyi. Ama alıp da kullanmak zorundasınız. Dibinizde duracak yani. Bu risk yok. Testere filminin biraz daha böyle naifi bu yani. Anladın mı? Ben mesela alırım. Sen? Ben kesin almam. Almasın İlker. Ben bir teknoloji manyağı olarak 2 tane alırım. Buyurun. İlk 20 cevabı dikkate alacağız. Instagram'a yazsanıza alırım almam. Hemen bakalım siz kendi hayatınızı meğersem ne kadar önemsiyormuşsunuz. Rabarbacı'nın da görelim. Şu anda geldi. Almam almam. Şu an 2 tane almam var. Tabii abi mantıksız bir şey. Abi 10'da 1 başıma gelmez ya. Gelir abi %10 ya abi ya. %10 bence çok düşük abi. Çok düşük abi. Oğlum ben öyle bakmak istiyorum. Poker oyuncusuyum ben. %10'u dikkate almazsın. Ben mesela %10'luk dilime giriyorum. Boy olarak, ebat olarak. Bana kod üretmiyorlar. Ben yokum. Yani %10 madem yokum ben de diğer bir %10'u dikkate almama hakkına sahibim. Abi her %10 birbirinden farklıdır, yapma gözünü seveyim ya. Neden? Kod ne bu, patlıyor bu abi, patlıyor bu. Ya patlıyorsa patlıyor, bana patlıyor. Yani şöyle düşünsene mesela 10 tane 10 şimdi şöyle bir şey düşün abi, 10 tane mermi var, 9 tanesi boş, bir tanesi dolu. Yani Rus ruleti bu, yapar mısın abi Rus ruletini yani? Karşılığında ne olduğuna bağlı. 200 lira abi. Telefon. Son model bir telefon varsa. Yine telefon veriyorlar. Telefon ilk çaldığında patlar bende dedi. Bak herkes, çok güzel bir laf okumuştum geçen bir kişisel gelişim kitabında. İnsanların başına iyi şeyler ve kötü şeyler gelir. Ve biz hep kötü şeyleri hatırlarız. Ve aslında deriz ki ne kadar şanssız. Sen kişisel gelişim mi okuyorsun? Bazen okuyorum. Ondan sonra... Ama böyle spoiler yani. Yani kitabın tamamını okumuyorum da böyle geçe geçe. Böyle siyah bazen büyük harf. Kişisel gelişim bence zulüm duruyor. Caps lock'la yazılıyor ya bazısı, öyle bakıyorum yani. Şimdi böyle bir durumda da ben ne kadar şanssızım deyip bu telefonu almamak kerizlik. Vallahi, sen satıyor musun bu telefonu? Satmıyorum da yani mal olmak lazım almamak için. Anlatabiliyor muyum? Sen karar ver yani. Akıllı mısın, mal mısın? Kesin işte. Eline 20 tane falan telefon düştü abi. Anneme babam herkese alırım. Gitti bakayım bir şey yazmış. Kimde patlayacak diye bakarım demiş. 10 tane alırım demiş. Bakalım kimde. Aslında 10 tane alıp kurban bayramında akraba. Patlayan sigara değil arkadaşlar. Onu da hatırlatalım, kimde patlayacak akrabalara bakarım. Akrabalara dağıtacaksın yani. Bir sürü de cevap gelmiş şu anda alırım almam, ama dinleyicilerimiz hakikaten hayatlarına önem veriyorlar. Ama ben sana bir ülke gerçeği söyleyeyim. Bu gerçekten satışa son olsa yani 1 milyon satar. Alır abi. O bilgisi olmayana satarım demiş bir dinleyicimiz. Bu yasak. İyice ne ya? Yasak bu. Yasak bu. Yani alacaksan kullanacaksın. 2 yıllık hani vardır ya böyle kullanım taahhüt verirsin ödeyeceğim diye. Bu da böyle. Kullanacağına taahhüt veriyorsun. Kulağıma götüreceğim diye imza atmış 2 yıl. 2 sene her gün 20 kere o kulağa gidecek. Cepte duracak yani. Selfie çubuğu yok. Her şeyi kendi kolunla çekecek. Hepsi. Almam almam. Almam aldırmam. 10 tane alırım. Alıp satanlar var. O sayılmaz. Almam. Alırım. Alıp kullanan yok. Öyle söyleyeyim sana. Çok az. Herkes böyle alacaklarına veririm. Ona veririm. Buna veririm. Sevmediğim birine veririm. Eski sevgilime veririm gibi şeyler yazmış. Mesele o satarken değil. Patlasın. Abi hiçbir şey yok. Cillop gibi de puf diye. Alıp kendin satışta patlıyorsun. Bakın şurada bir stüdyoda 3 kişiyiz. Birimiz hiç almıyor. Evet. Birimiz bir tane alıyor. Birimiz de 2 tane alıyor. İşte Türkiye abi. Ya bizim stüdyo Türkiye. Mesela bu stüdyoda da şu an ölen çıkmaz yani. Yanında patlayan çıkmaz. %90'ı niye küçümsedin? %10'u büyüttün bu kadar gözünü. Hayır, %90'ı küçümsemedim de. Olasılık %10 çok yüksek abi. Hiç gelmedi bana. Sana İlker. Hiç 10 ne? 2 tane alıyorum abi. Bana da ben daha katılmayayım bu tartışmaya isterseniz. İlker'in %20. Ben ihtimali düşürüyorum. Bana %10 sence nasıl? 2 tane alıyor iyice yani. Anladın mı? Bu... Biri de dursun ya, bozulursa. Patlarsa diğerini kullanırım. Bu mesela aksiyon filmine dönecek olursak aklıma geldi sen böyle büyük risk alınca. Asma köprü vardır. Tepe ile tepe arası, dağ ile dağ arası. Halat'tan. Indiana Jones'un finalinde. Öyle o köprülerden korkuyor musunuz? Altta timsah var ama. Ben izlerken çok korktum. Ben de tabii canım. Altta ne olursa olsun. Geçer misin oradan? Kimin kovaladığına bağlı abi. Karşıda ne olursa geçersin. Gel gel yapıyor biri. Karşıda değil. Annem. Arkan. Aynen. Gel yavrum diyor. Baban gel babana diyor. Gel babana. Sofra hazır yavrum. Yani karşıda
Azrail var diyor. Gel gel bu tarafa diyor. Yani o köprüden beni kolay kolay kimse geçiremez. Ne olursa olsun. Baya korkutucu. Ama şöyle de bir mantık var tabii. O köprü 30 yıldır orada ve her gün 100 kişi geçiyor. Geçiyor. Bir şey de olmuyor. Sanki bana denk gelmez diye ben bazı zorladım. Çocuklar okullara gidiyorlar oradan geçip. Tabii tabii. Tabii canım. Okumaya gidiyorlar yani. Öyle köprülerden. Tabii aksiyon Indiana köprüsü Jones'da değil. Hep öyle. Birden beşe kadar bütün öğrenciler aynı sınıfta. Bir tane öğretmen var. Hatırlarsınız o filmleri. Az sonra burada olacağız. Yine süremizi açmışız. 19.24 yayın saatimiz. Devam ediyor Virgin Radio'da Rabarba. Aksiyon filmi olduğunu bir filmi nereden anlarız diye sorduk. Biz de kendimiz bir aksiyon sorduk. Ama almadınız o telefonu %10 riskle. Helal. Hala almadılar. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler 19.32 itibariyle 0212 368 62 20 telefon numaramız. Buyursunlar arasınlar Rabarbacı. Bir filmin aksiyon filmi olduğunu nasıl anlarız? Yavaş yavaş kapanan kapıyı hiç konuşmadık bu akşam. Yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağıya böyle iş hanı kapısı gibi düşün. Tabii. 8 olmuş belli ki kapanıyor. Bekçi düdüğü var. Fazla uzak. Anahtar bir tek kuyumcuda var. Ondan alın diyorlar. Son anda böyle yuvarlanarak geçen. Yuvarlanarak geçen. Ben oradan geçemem ama kesin takılırım abi. Öyle kapılar da ben sana diyeyim. Ucunda onun böyle bir otobüs kapılarında da var o. Şey oluyor, yumuşak bir yer oluyor. Kopartmıyor yani. Yukarıdan sen diyelim tam orta noktadan solucan gibi kaldın. İkiye bölmez seni kapı. Bölmez tabii canım. Durur yani. Durur da abi, durmak da az şey değil. Öyle yani kaldı. Oradan geçerken ayağını dizini sakatladığına değmez ben sana söyleyeyim yani. Ha. Çok büyük yani, öyle yuvarlanmak kolay bir şey değil ki. Doğru, sıkış daha iyi yani. Yani o içeride ya da evet, tam kal. İçeride kal. Tabii canım. Yani başka çözüm bak yani içeride. Benim en büyük korkum yine hep aynı örneği veriyorum ama Indiana Jones filmlerinde. Böyle Firavun'un gözü diye bir taş vardır. Onu yerinden oynatırsın da duvarlar birbirine yaklaşır biliyor musun? Evet, ha. Tabii. Arada kalma. Of, o benim en büyük korkum. O zaten Mısır'dır, Firavun'dur. O işler... İmhotep. İmhotep. Korkutuyor yani, yoruyor yani. Billy Zane diye bir adam var biliyor musunuz? Kimdi abi o ya? Çok ya bu gelişim. İşte şey, Firavun. Hep Firavun'u oynayan bir evet, isim. Evet evet. Tamam. O adam varsa o filmden kaçacaksın abi ya. Çünkü çok kalitesiz bir... IMDB 3 puan falan anlamına geliyor. Ama böyle hani Mısır tarihiyle ilgili filmler bir dikkat çekiyor yani. Tabii çekmez. Böyle bir ürkütüyor. İhtişam. Hani hiçbir şey olmasa diyorsun ki orada bir inanmıyorsun diyelim hiçbirine. 3000 senedir orada yatıyor ya bir şey yani. O bile böyle vaa oluyorsun yani. Dokunmamış kimse Firavun 3000 sene. Şu an deseler buna cesaretin var mı Mesut? Ne var? Bir Firavun mezarı bulunuyor. Çekerim. Ve türlü söylentiler var. Onun mumyanın, 3 kişi açmaya gidiyoruz. Mumyanın ucundan çekiverim ipini. Siz şey yapmayın, ben çekerim yani, rahat olun. Ha, ve büyük hazine. Bulduğumuz bizim mi oluyor? Evet. Ben kesin gelirim. Kesin ya. Ne olacak oğlum? Ne Firavun ne olacak Allah'a sersen? Hikaye. Keops meops bunlar yani. Ya oralara gitmişlerdir abi. O kadar orada duruyor. Bir bakmışlardır içine. Bize kaldı üçümüze. Hayır yani hiç olmadık bir yerde bir hazineden bahsediyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani içinde yılanlar olabilir, akrepler her şey, olabilir. Her şey her şey. Türlü macera. Ha olur olur. Seni köylün arıyor böyle bir şey varmış diye. Tabii. Var mısın diye soruyor. Anne tarafı bizim köylü. Define haritası. Bizim de kulağımıza geldi diyor. Tabii define haritası bulmuş İsmail abi. Böyle definecilik diye bir şey var biliyorsunuz yani var, yasak ama. Var neyi yani. Yasak? Yasak yasallaştı abi. O ya. Nasıl yasallaştı? Artık şu anda o İzin hal. Alarak arayabiliyorsun galiba. O hal dönemiyle beraber. SSK'lı iş. Bağ kurulu. Sabah 9 akşam. Kimliğe bakıyorlar ne yapacaksın abi, kazacağım diyorsun. Geç kazıyorlar. Sabah 9 akşam 7 turnikeyle giriş var araziye. Ondan sonra kartını basıyorsun. Girişin belli, çıkışın belli, maaşını alıyorsun. Bulursan devletin. Ha, senin %10, %10 da senin. Ha %10 senin. Bu öyleymiş. Şu anda böyle hayatlar var ya hakikaten. Biz bunun şakasını yapıyoruz da. %10'unu, kazıyor ediyor. %10'unu alabiliyormuşsun. Alırsın tabii abi. Bulduğun an defileyi. %10. %10 mu? Ben kimseye söylemem. Ben de söylemem. Hayatta söylemem. %10 ve cebindeki asa. O kabartı nedir beyefendi diye. Genelde sonra onu jandarmaya satarken yakalanıyoruz ya. Ceketin içinde iki tane tabak sokmuş. 2000 yıllık çömlek sokmuş. Pıt pıt akıyor. Ya çok aç gözlü adam var ya, her şey yıkılırken hepsi benim olacak. Hepsi benim olacak diye cebine dolduruyor. Ben ha, tam oyum ya. Ben de. O aç gözlükle ben ezilir giderim taşları böyle altında. Böyle bir... yangından mal kaçır gibi derler ya, ben o yani o kültürü seviyorum. Yani her şeyi alayım, başkasının üstüne basarak alayım. Biz üçümüz girdik mesela, seni böyle kafanı tutmuşum, koltuk altını sıkıştırmışım, İlker'in de kafasına basıyorum, ikinizi de hiçbir şey alamıyorsunuz, ben böyle. Ama işte o Indiana Jones filmlerindeki en
terbiyesiz adamı oluyor ya. Evet evet. En terbiyesiz adamı. Zaten filmin o birinci saatini göremiyor. Onu biri öldürüyor. Çünkü diyorlar ki bu yani seyirci de... Onu biri de öldürmüyor. Bayağı şey öldürüyor ya. Firavun öldürüyor. Onun ruhu falan. Evet evet. Bir şey öldürüyor. Seni karaktersiz diye. Taşın altında falan kalıyor değil mi? Böyle yani? Yer ikiye ayrılıyor bir anda böyle. Anladın mı? Magmaya düşüyor falan. Öyle ölüyor yani. Tabii orada Hollywood şey veriyor yani. İşte diyor ki bak abi yetinmesini bilmezsen falan diyor. İhtiyacın kadar al. Filmlerde böyle alt metin olduğunu inanıyor musunuz? Neyse o. Gördüğüm neyse o. Başka hiçbir anlam ben yok. Ben böyle düşünüyorum. Gördüğümüz neyse o gibi. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden taş devri bilmem ne falan gibi çizgi filmler vardı ya. Bu 50'lerde yapılmış aslında. Hala var da. Hı-hı. Hala gösteriyorlar ama 1950'lerde bu Hannah and Barbara vardır ya görüyoruz. Belki. William Hanna, Joseph Barbara. Yes. Hep Şirinler'de görürüm ondan ben sonra de. Bu abiler abi aşırı derecede muhafazakarlarmış. Ve o çizgi filmlere bak abi. Mesela Wilma ile Fred ayrı yataklarda yatarlar. Yani iki karı koca olarak ikisi ayrı. Ama Amerika'nın gerçeği böyle değilmiş. Amerika'da hiçbir zaman kadınla erkek ayrı yatakta yatmıyormuş abi. Bunu empoze etmeye çalıştıkları için böyleymiş. Ha. Evet, kadınla erkeğin ayrı yataklarda yatması gerekli. Ya 1950'de iki ayrı yatak diye bir şey yokmuş. Hmm. Alt metinmiş yani bu mesela. Taş devrinde William'la yani ayrıca da aynı yatakta yatsalar ama aklımıza gelmez. Yer yer taş yani. Ne kadar seksüel bir şey olabilir, erotik bir şey olabilir yani. O kadar taşın içinde. Değil abi mi? Adam ama şimdi o zaman böyle hani şeyi çekiyor, fili çekiyor, fille bulaşık yıkıyor falan ya hani böyle teknoloji de var yani. Minik bir şey yapmışlar yani aslında. Ve benim şu anki standartımdan yüksek biliyor musun? Taş devrinin standartı. Gerçekten bak düşündüm geçen. Daha yüksek yani. Çamaşır makinem zırtlık bozulur eder. Onların öyle değil yani. Dertsiz gamsız bir hayatları var. Müthiş gamsızlar ya. Benim ses niye böyle o? Sesiniz... Herkesten yüksek çıkıyor. Evet. Bana ne yaptınız? Arada ben programın dış sesi gibiyim. Bakalım iki kafadan neler konuşuyor. Anlatanla konuşurken arada rabarba devam ediyordu. Yemekteyiz programındaki dış ses gibi. Millet bilsin. Hanımlar beyler sizden gelen cevaplara şöyle bir bakalım. Bir filmin aksiyon filmi olduğunu nereden anlarsın? Bu akşamın sorusu bakalım şöyle bir cevaplara. Bir Avrupa şehrini yukarıdan çekip tarih, saat, lokasyon bilgisi yazıyorsa o film aksiyondur. Evet. Senin dediğine benziyor. Mesela Prag da çok kullanılıyor. Tabii. Evet. Budapeşte, Prag. Evet Budapeşte ve Prag çok. Prag çok güzel olduğu için sürekli gibi Prag'ın patlama ihtimali. Prag'ın mimarisinin yok olma korkusu. Şey oluyor musunuz mesela İstanbul'da da geçiyor ya bazen. Ha. İstanbul deyince böyle süper kro bir sokak oluyor, gösteriyorlar. Evet. Tabii. Acayip gıcık olmuyor musun böyle? Bu muyuz ya biz falan diyor. Ya sinemada ama İstanbul yasını görünce yanında kim varsa diye dönüp İstanbul dedi. Evet mesela bütün dünyanın bizim hiç farkımızda olmadığını düşündük ya biz yani büyürken evet. De. Hani biz yokuz. Tabii. Yani Avrupa duy sesimizi işte bu Türklerin ayak sesleri diye böyle bizim tezahüratımız var yani. O yüzden de öyle büyütüldüğümüz için herhangi bir yerde İstanbul görünce böyle aa filan. Halbuki en büyük 2-3 medeniyetten bir tabii tanesi. Tabii öyle öyle. Değil mi? Tabii hem şehir olarak da yani. En baba çok büyük yani, yani şehir olarak. İşte gittik gördük Viyana'sıyla. Sofya'sıyla Bükreş'iyle sana şunu söyleyeyim Burak. Dünyanın tüm büyük şehirlerini gördüm. Özellikle bugün Bükreş dediğin yer. Bratislava'sıyla Brüj'üyle yani 400 bin nüfusuyla hepsi bunların beldemize hoş geldiniz güle güle şehirleri. Vallahi bak. Arası bir dakika olan yerler. Hoş geldiniz bay bay. Vallahi öyle ya. İstanbul büyük abi. Bizim yani geçmişimiz kaç bin seneye dayanır. İstanbul, Bizans filan. Sana şöyle söyleyeyim. Ya ben Liechtenstein ve Lüksemburg'a gittim abi. Sebep? Liechtenstein yani. Sen gezinirken. Kolay para peşinde koşuyordun. Yok ya. Ne alıp ne satıyorsun acaba oradakilerin? Ne satıyorsun? Abi. Define haberi gelmiş. Toplam 30 bin nüfus var ya Liechtenstein. 30 bin 40 bin. Tamam. Abi bir gece dışarı çıktım hepsini gördüm onun heriflerin bence. Olabilir. Tamamı hepsi dışarıdaydı hepsini gördüm. Öyle yani. Olur tabii. Beyler yabancı gelmiş karşılayalım diye. Haydi sokaklara. Bakalım sizden gelen cevaplara sevgili dinleyiciler. ATV'de gece 11'de başlıyorsa o bir aksiyon filmidir demiş. Tabii yani 23.30 bazen 00.00 hız tuzağı. Gökdelen'de panik. Böyle filmler var. Aynı filmi arka arkaya iki kere vermem var ya. Daha var. Dün gördüm. Ekşi evet. Elmalar. Var var. Ya bitti başladı. Öyle mi? Evet. Tutsun diye yapılıyor dizilerde ama film için niye yapılır acaba? Çoğu kanal yapıyor. Daha hadi dizide anladık. Beren Saat diyelim bir dizide başrol. Bir yayınlıyor. Üç kere yayınlanan oldu bir kere. Üç. Abi karşısında bir şey vardır.
Ondan sonra dakikalıklara bakıyorlar ya. Karşısında bir şey vardır çat diye yani. Kendi dakikalığı iyi gidiyordur abi. Bir daha çekiyordur. Haftaya yakalarız gibisinden. Hani bugün saat 8'de izleyemedi ama 10'da izler, beğenir. Haftaya yakalarız. Şimdi reytingi canlı görebiliyor abi herifler. Nasıl? Ben de televizyon işi yaparken anlık bana görüyor. Da vermiş. Anlık yani. Göremez. Görüyor. Bende var da. Ya Allah Allah. O ses her yalan. Şey. Yalan. Aga vallahi göremez. Görüyorduk biz ya, abi. Dayı bu. Abi aplikasyonu var, gir. Yok. Vallahi billahi görüyorsun. Aga bak ben sen. Oğlum ben istatistik firmasında çalıştım. Abi televizyona iş yaptım. Bana sen, verdiler. Ya aslan. Cihaz verdiler abi. Dakikalık görüyorsun tamam, işte. 8 dakika geriden geliyor. Dakika dakika görüyorsun. Sen abi. Onların göstermek istediğini görmüşsün. Bak ben sana şunun gerçeğini anlatayım. İnsanlar televizyonlarını izlerler. Tamam mı? Belli başlı evler vardır. Onların evine böyle makine koyarlar televizyonun yanına. Tamam. Ünite gibi düşün. Bir dakika onu anlık. Zigon gibi düşün. Onu anlık göremezsin. O insan izler ama o makineyi evde dursun diye verirler. O evdeki kendi iyi sesini. Sonra onlara birer tane kağıt uzatırlar. Anket kağıdı. Ankara'lı istiyorsunuz. Show TV'nin yanına çarpı koyar. ATV'nin yanına çarpı koyar. Ondan sonra dersin ki 100 kişiye sorduk 32. Bazı evlerde mini bar var. Acaba o mu? Küsuratları da küsuratları da şöyle. İyice mesela %50 onu izledi, %50 bunu izledi deyince böyle tırt oldu, ortaya çıkmasın diye 51,83, 50,17. Sence kaçını izlemişsin? Yani 3 saatse 2 saat izledin mi diye. Uyuyakaldın mı arada? Yani böyle yani. Anladım. Ben televizyon işi yapmadım ama ben işin bilim tarafındayım. İstatistik tarafında. Emek veren de bilim şu an çatışıyor. Ha, istatistik tarafında çalışıyor. Çünkü biz çalışırız, siz konuşursunuz. Hep böyle olur. Anlatabiliyor muyum? Arkadaş nereden nereye geldi? Ben de o cihazı üreten olarak birkaç kelime etmek istiyorum. Azıcık emeğe saygı duyun emeğe. Emekçi olan benim oğlum. Azıcık emeğe saygı duyun. Onları anlık öğrenmem mümkün değil. Anladın mı? O cihaz koyuyorlar ya eve. Tamam. O cihaz bir sinyal gönderiyor. Işte. Nereye? Hadi sen orasını karıştırma. Nereyse nereye? Sen işine bak. Orasını karıştırma diyor. Orasını kurcalama. Böyle bir program adı da olur. Sen orasını kurcalama başlıyor. Az sonra burada olacağız. Ayrılmayınız. Eklektik Rabarba'mız devam ediyor. Aksiyon filmi konuşmaya da devam edeceğiz. Zaten bir anons kalmış ama ne anons? İlker Gümüşoluk anlatan adam Mesut Süre kadrosuyla yarın akşam 21.45'te Kadıköy'de Bahane Kültür'de olduğumu da hatırlatayım. Biletler Biletix ve kapıda sevgili Rabarbacı. Vallahi yayın pek içime siniyor. Söylemek isterim bunu. Bu arada da 19.44'te olmuş, gene vaktimizi geçmişiz. Vallahi ateşle oynuyorum. Sanki başka bir şey diyecektin ama. Ha, diyecektim de şimdi uzayacak. Mesut Süre ile Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, 19.54 yayın saatim. Rabarba artık son demlerinde. Perşembe akşamında haftanın 4. yayınında son anonsa gelmiş bulunuyoruz. Anlatan adam ve İlker Gümüşoluk'la beraber bu akşam aksiyon filmi konuştuk. Son anonsta bir anda bir manevrayla korku filmi konuşalım istiyorum ama vaktimiz böyle 3-4 dakika. Bir korku filminde en çok korktuğunuz öge. Mim Kemal Öge. Üç harfliler. Yok onu geç. No net. Ben başka hiçbir şeyden korkmam. Yok genelde böyle Kore filmi furyası. Hollywood furyası. Mesela Ring'den korktunuz mu halkadan? Ne korkunç ya. Daha onda yok ki oğlum işte Jim Perry. Kızın içinde var abi. Samara var. Ha işte. Ters. Aga içinde de olacak oğlum insanın. Ya bir yerde insanın önce içinde olması lazım. Bir yerde bir uhrevi bir şey olacak canım. Neyine korkacaksın yoksa? Ondan korkuyoruz abi. Öbür türlü aksiyona girer. Ben mesela testere varı bir şeyden korkmuyorum. Ha, yani. Ben de korkmuyorum. Yani gerçek olduğunu tabii. Bildiğim böyle maskeyle falan beni korkutamazsın yani. Çek bakalım maskeni. Arkandan senin yani buz mu görürüz, etsen kemiksen beni korkutamazsın. Tabii. Nasıl korkutamazsın yok ya? Yok be abi. Texas katliamı mıydı öyle bir film evet. Vardı? Ondan korkmuyor musunuz mesela? Yok. Üçümüz mesela uyandık. Yayından biri kıllanmış bize. Bizi stüdyoya bağlamış. Yani yarı çıplak zincirliyiz köşelerde. Diye konuşuyor biri dışarıdan testere. Alıp küfür ederiz kesin herife. Kesin. Yani. Bir yerde mikrofon rica ederiz. Buradan yayına devam edelim biz de. Hiç korkmam yani ben öyle şeylerden. Nasıl korkmasın yok, öyle şeylerden. Depoya bağlanmışsın yarı çıplak. Aklınızda olsun. Öyle tehlike anlarında falan kenara çekilin. Cebinizde ataç taşıyın. Ataç her kilidi açar. Tehlike anlarında kenara çekilin. Şeyi bana bırakın.
sorumluluk almayı bana bırakın. Çok kalın ses, hayatını boşa harcıyorsun diye ve sonra dert anlatıyor. Tamam mı? Tamam, harcıyorum da diye. İletişimci tavrıma güvenin. Çekilin sessizce, senin çoluğun çocuğun var, seninki yolda, siz şey abi yapmayın. Herkes kendi adına yalvarsın. Ben orada adıma yalvarırım. Bak ben sana. Ben de onu istiyorum. Öyle yaparsanız bölersiniz. Sinerjiyi kaybederiz. Kimse kendi adına yalvarır. Adamla elektriğin tutmazsa bizi patlatacak herif yani. Mesut dert anlatayım sen kadar. Ha ha falan diyor. Tutmazsa tutmaz abi. O da lafını bilecek. Kaçırdıysa kaçırdı. Al işte bak, hiç alttan almıyorsun abi adama. Ben 10 senelik. Kanki çok yersiz şakayla bizi yakabilirsin. Böyle var ya, böyle annem falan diyorum adama durduk yere, sinirlerini zıplattım. Mesut bazen böyle gece yarısı falan birilerinin kafasını öpüyor. Yani bizden, ekipten birilerinden bahsediyorum. Evet, evet. Partilerde öpüyorum. Falan geliyor böyle, yanına sokuluyor, kafanı tutup öpüyor. Aynısını şey de yapabilir. Seslere gelmiş. Yaklaşıp kafasına öpebilir. Maskenin kafasından öpmüşüm. Sen yine öldür ama diye. Baya durduk yere patlatacağı yok yere üçümüz de gideriz ha. Yani... Burada sizin tavrınızı beğenmedim. Kendi adınıza yalvaramazsınız. Ekip ruhunu öldürmeyin. Bir tane lider olur, o konuşur. Bir kişi için o yalvarsın diye. Gerçekten bak. Ya niye yani, orada tek bir mi? Temsil hakkı gibi öyle bir şey yok ki yani. Diyelim ki üçümüz bankadayız. İçeri girdik, para çekeceğiz. Banka soyuluyor bir anda. Tüfeklerle içeri girdiler. Ben hemen vatandaşı derim ki yatın. Çök 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 derim. Dimdik dururum. Hanginiz derim soyguncu? Belli değil mi zaten? Hayır, 3-4 kişiler. Ha. Elebaşınız kim derim. 3-4 kişiler. Sonra beni vururlar. Sonra siz devam edin. Şey yapmayın. Sen zaten elebaşınız kim dersen bir bankada ufak kahkaha kopabilir. Oğlum elebaşı dedi adam diye. Yerde böyle fıf fıf diye gülenler var. Ne komik olur. Kahramanım diye kalkmışım, vatandaş bana gülüyor. Ne kadar üzülürüm ya. Adam elebaşı dedi. ne diyecektik oğlum? Patronunuz mu kim diyecektik? Sizden kararları kim alıyor mu diyeyim? Atırsızları diye bağırıyoruz. Valla vatandaş bana gülerse kafalarına basarım. Zaten yerdesiniz. Ya oğlum orada... ya mahkum da, yani mahkum seninle dalga geçiyorsa zaten tutsak, o da artık son noktadır yani, değil mi? Orada kahramanlık bir kişinin hakkı yani. Ya şimdi banka soygunu başka, kaçırılma, bağlanma başka, ama bak karşıdan mesela yaşlı teyze geliyorsa böyle korkunç, kafası ters, böyle yerde böyle örümcek gibi orada yürüyorlar. Orada da arkama saklandın. Orada evet, orada zaten. Saklandın arkama yani. Orada da rate. Teyzeye borç ettin mi? Ürün yerleştirme. Bu sohbette ürün yerleştirme vardır. Bekliyordum. Bankayı azıcık kapalı tutacağım. 5 dakika ölür zaten diye. Sonra havalandır yat. Paranı mı çekiyorsun, ne yapıyorsun? 19.58. Süre bitti. Hoşçakalın Rabarbacı. Yarın akşam 18'de bu frekansta Virgin Radio'da buluşuruz. Beyler ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Pazar günü CKM'de saat 20 akşam 8'de. Saat 20'de İlker Gümüşoluk var. Anadolu Yakası İlker'e gitsiniz. Stand up. Stand up, stand up. Biliyorlar değil mi? Yarar. Mesut Süre ile Rabarba sona erdi.